Arkadaşlar Kayseri vlog turumuza başladık. Şu anda Kayseri'de Kurşunlu Camisi, Mimar Sinan yaptırdığı caminin içerisindeyiz. Mimar Sinan Kayseri'de yaptırdığı iki cami var. Bu camilerden bir tanesi Kurşunlu Camisi. Diğer camiye de bakacağız. Onun hakkında da bilgi vereceğiz. Hemen size caminin içini göstermiş olayım. Mimar Sinan'ın yaptırdığı bir cami daha var. Bu da Osmanpaşa Camii. Ama Osmanpaşa Camisi maalesef günümüzde Kayseri'de kalmamış. Yol çalışmasından dolayı tamamen yıkılmış, harabe halinde oldu. Sadece günümüzde Kayseri'de Mimar Sinan'ın yaptırdığı 1586 yılından kalma Kurşunlu Camisi yer alıyor. Bakalım artık. Gerçek misiniz be? Öyle okundu mu ya? İkinci Abdülhamit'in yaptırdığı 1936 yılında kurulmuş saat kulesi. Bunun bir Abdülhamit'in yaptırdığı birçok saat kulesi var. Bir tanesi de İzmit'te mesela. Ve Kayseri surlar. Yan taraftan da 1977 yılında yapılmış Brunguz Camisi. Bak şimdi kalenin giriş şurada. Eğer açıldıysa oradan girebiliriz. Kalenin içine mi? Kapalı çarşı, kapalı çarşı da geçebilirsiniz. Buraya eski bunlar. He. Kapalı çarşı da eskiden. Nasıl? He, açılmış. Burada işte iki tane aslan vardı sağda solda şu kapının girişinde. Aha. Yatan şekilde. Şimdi? Yani eski tarihi bir mi ya aslan mıydı? Ha, Bizans döneminden kalma bu. Selçuklara da. Tabii eski yapıldığından kalma. Selçuklar Osmanlı'nın da eline geçmiş. Restorasyondan geçti değil mi burası? Aynen. Ha bayağı. Normalde buraya girdiğin zaman direkt şurada dükkanlar vardı. Bunlar kaldırıldı. Buraları kaldırmışlar. Şöyle. Sonra sağa sola böyle dükkan mı buralar? Hmm, ama böyle daha güzel olmuş ya. Ücretsiz girebiliyormuş. Burası tamamen dükkandı. Şu ne, bu bayağı lüks bir şey yapmışlar oraya galiba. Annem ve teyzem bile gidiyordu. Yani teyzemin kızı evleniyor ama onlar için tam var. Ama bence güzel yapılmış.
Güzel olmuş aynen. Yani burası kale yani. Demek Bizans döneminden kalma. Selçuklu Osmanlı şimdi günümüzde hala duruyor. Ama güzel yapmıştır. Kendimi zorla alıştırdım. Kediye. Burası hep dükkandı, sağlı sollu. Ha. Dükkandı yani. E peki onun şeyini verdiler mi ki? Zaten kiralıyordu onu belediye. He. Zaten kiralık yani, size ait değildi yani. Tabii. Bir de abdesthane mi yapmışlar? Cami mi var burada? Mescit yaptılarsa belki. Şurası belki mescitti. Yok, cami varmış. Baksana. Neymiş? Fatih Cami. Yani Mescid-i Ahmet. Yok. Ahmedek. Karamanoğulları tarafından yapılmış. Karamanoğulları tarafından yaptırmış. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet yıkıp yenisini yaptırmış. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı cami. 1478'de. Tabi kale caminin iç kısmı orijinal kalmamış. Bak şurada güzel fotoğraf çekiliriz. Güzel yapılandırma yapmışlar ya. Burada bir restoran var galiba. Bu sadece bu kale tek mi var yoksa başka bir de surlar da var mı? Kayseri'de tek burası var. Bizim o demin gördüğümüz kalenin surları burası mıydı? Aha. Bilmiyorum ki hangisi oldu. Nasıl biliyorsun ya? Yok, hemen yerde kanalı. Söyleyelim ya. He? Hemen söyleyeyim seni. Söyle bakayım. Kaç takipçim var? 1200'e yakın ya. İyi, güzel. Aynen. Şöyle öyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geç şurada asansör vermiş bana. Şu asansör değil mi? Aynen. Aynen. Bak Kayseri Müzesi. O müzeye neydi? Selçuklu Müzesi'ydi. Ona giremedik. Ha.
Merdivenden iniyoruz. Şunlar kuş heykeli bak, görüyor musun? Sen bana şey demiştin, girişteki şeyler bunlar mı acaba Kadir? Onlar aslan. Bak bu da kuş, bu da kuş, görüyor musun? Kafaları yok ama. Roma dönemine ait vahit. Çıkmış. Doğu Roma dönemi diyor. Aynen. Doğu Roma dönemi. Milattan sonra 395-73. Bunlar da sütunlar. Aslında o aslanları da buraya bire getirmişlerdir bence ama nerededir bilmiyorum. Şimdi bu neymiş? Bunlar şey yapmazlar. Mermer Roma dönemi. Milattan önce zaten yazı var. Bu da mezar taşıymış bunlar ya. Lahit var burada birkaç tane. Heykel parçası. Kapalı mı burası, açık mı ya? Anlamadım ki, şerit çekmişler ha. Açık mı kapalı mı? Varmış bakalım. Kale içindeki müzede. Eskiden böyle bir şey var mıydı burada? Değil mi? Hep dükkan gibi. 6000 yıllık öyküsü. Başka hiçbir şey yok. Hep dükkan gibi. Ama güzel yapmışlar yani. Bence de güzel olmuş. Bakır çağı itibaren. Madencilik dönemi. Erken Tunç çağı diyor. Milattan önce 2000 ila 3000 yıllar. Din mi inanç? Erken Tunç çağı. Milattan önce 3000, 2000. Neredeyse 5000 yıllık eser bunlar. Mal. 5000 yıllıksa iyi. Erken Tunç. Tanrı çayı geliymiş. İçki kabıymış bu. Bunları uzaylılar mı yapmış? Uzaylılar mı yapmış bunu ya? Daha çok bunlar neymiş? İdoller. İdoller ne ya? Sumatra'sına mı benziyor? Çok yansıma yapıyor ışık. Bu da erken Tunç çağına ait iğne, iplik. İğne diyeyim ya, iplik demeyeyim de. İğne ve altından bilezikler var. Cımbız, iğne, bilezik, küpe. Yine burada ne varmış? Ağır şaklar.
Burada da savaş aletleri varmış. Erkenç tunça, baltalar, topuzlar. Bir de o taraftan devam mı ediyor ya? Aynen devam ediyor. Bak ağzı ticaret konumuna geliyor. Milattan önce 3000, pardon 2000-1700 yıllar arası. Ana asırlara ait tabletler, yazı tabletleri. Şuna bakayım da ne kadar ince ya şu. Üstündeki çok ince. Nasıl yazmışlar ya? Enteresan şeyler ya. Anlıyor işte ya. Ne kadar değişik değil mi? Aynen öyle. Kaç bin yıllık. Bunlar da tarım ve hayvancılığa ait. Orak, yaba, kemer, tokası. Külçe, eritme potası. Burada da yine değişik aletler var. Madenciliğe geçmişler. Terazi ağırlıkları, ağırlıklar. Şu ne güzel taşmış ya, rengarenk. Hangisi? Şuna baksana, çok parlak güzel bir taş. Hematit herhalde işte o. Buraya özgü bir şey mi? Buraya özgü değil mi ya? Pullar. Ama Hematit taşlar bilmiyorum. Bunlar neymiş? Damga mühürlüyor, silindir mühür, damga mühürlüyor, böcek biçimi mi? Ama bu şarjı vardır bir 70-80 kilo. Değil mi? Tabii rahat var. Gerekli Yani silahı yapmışlar. ne kadar çok eser varmış ya. Süzgeçliğe bakalım şimdi. Çok eser var ya. Hı. Ne zaman çıkarmışlar bunları ya? Bir de beton neymiş ki ya? Heykelcik falan galiba. Bunlar yine eski Asur ticaret kolonileri çağı. Asurlara ait yani. Şuna mumluk gibi değil mi? Değişik. Riton diyor ya. O kaç? 3 mü? Aslan biçimli riton. Aynen. Pişmiş toprak. Günümüze kadar gelmiş ama bunlar sonradan birleştirilmiş gibi geliyor bana. Tabii ki Bak parçalamışlar. işte kırkeller onlar yapıştırmışlar işte herhalde. Aynen. Demek ki eksiksiz çıkmış. Muhtemelen bak şu ayağı belki de onu yine yapmış o. Yedi o neymiş? Boğa başının biçimli riton. Bu da mı pişmiş toprak? Baksana bu çok iyi yapılmış ya. O zamana göre var ya bak. Yine şu bayağı güzel. Detaylı değil mi? Aynen. Çok detaylı ince işçilik. O zamanki insanlar uzaylılara benziyormuş. Baksana. Hitit dönemi. Burada da banyo kabı varmış. Hocam adamlar şey yapmış. Baksana kadar şey yapmışlar. Ne diyorlar buna? Küvet yapmışlar ya. Bayağı da iyi. O tarafta bir şey var mıydı? Burada başka bir şey yok. Yan tarafta giriş yok lan. Buradan giriş var. Hitit dönemi. Buradan giriş yok.
Bak müze planı da var. Oo. Bayağı bir geniş ya. Biz şu anda Etüt dönemine gireceğiz. Arkaik klasik dönem, Helenistik dönem, Roma dönemi, Heraklius lahtı, Doğu Roma dönemi, Selçuklu, Osmanlı ve çıkış. Şu anda Hitit dönemine mi girdik? Hitit İmparatorluğu dönemi. Baltaymış bunlar. Bu ne? Dur, geliyor. Şey girdi ya. Bu aynı basın şuradaki altında. Ya da bir aslan kafası varmış. De o zaman buralarda aslan mı yaşıyormuş ya? O zamanlarda buralarda aslan mı yaşıyormuş? Bu neymiş? Krala ikili. Başı nerede ya kralın? Tapal krallığı. Onun başı yok. Niye öyle bir... Adamların başı kayıp. Değil mi? Aynen. Ha bu dışarıdakilerin. Aa bunlar çok güzelmiş. Damga mühürleri. Kaya kristal. Ve tunçtanmış. Bronz ve tunçtan. Detayı nasıl yapmışlar görüyor musun? Baksana gerçek gibi ya. Bunun da kafası yok. Bunun da kafası yok. Bunun kafası var. Eskiden niye acaba? Yani böyle bir şey var mıydı ki? Dini inançtan dolayı ya. Yarı insan yarı Sphinx. Melek tarzında bir şey yapmaya çalışmıştır. Burada da paralar var. Bir şey yazmamışlar ama buraya. Zeus'un başı var. Geldik Helenistik döneme. Yine bir baş var. Kimin başıymış? Heykel baş. Belli değil. Ama detayı güzel yani. Öküz başını bile çok güzel yapmışlar baksana. Gerçek öküz gibi ya. Beğendim. Müzeyi güzel yapmışlar. Bunlar da altın. Vay, şuna bak görüyor musun? Oo. 3 numarayı gördün mü? Neymiş o küpelermiş o küpe zaten. Bayağı güzel yapılmış. Kolyeler falan filan. Baksana bunların kafası var da şu adamı çirkin yapmışlar ya. O kim öyle ya? Tamam da. Vay be. De müzede kimse yok yine ya. İçki kaplarmış bunlar. Şu camı görüyor musun? Çok güzel. Sanki dün yapılmış gibi. Burada da yine bir lahit var.
Kılıçlar çok iyiymiş ama ha Kadir. Vallahi süper ya. O altın mı? Yok, tunç demir. Tunç demirmiş. Ne çocuk mezarı mı? Lahit. Oo, 15 18. yüzyıl haçlar. Tamam. Buradan bir korku filmi çıkar mı? Bilmem. Saçku bölümüne geldik. Mozaikler. Bu ne ya? Kitabeler. Anadolu saç dönemi. Bunlar neymiş ya? Osmanlı dönemine mi geldik? Osmanlı dönemine ait, Selçuklara ait hiçbir şey çıkmadı. Kale bu işte. Ha. Dediğin gibi o Fatih Camisi kale. Osmanlı kılıçları mı? Oklar, kılıçlar. Kılıçlar ne büyükmüş ya. Bıçak mı o ya? Mumluklar. Bunlar da 19. yüzyıla ait. Tüfekler. Kitabeler. Yine kitabeler var. Köşk camiası. Mezar taşları. Bitti mi? Bir şey kalmadı. Evet. Geldik. Mezar taşı. Mezar taşları. Şeyin ona çıkıyor işte şimdi. Memuriyel var ya. Burada da hediyelik dükkan var.